Merkez Bankası Başkanı görevden alınmadı, kendi isteğiyle istifa etti ama 7 ay sonra yine bir Merkez Bankası. Neticede bir Merkez Bankası, Merkez Bankası'nda oldu. Tekrar bir başkan değişikliği oldu. Fakat daha önceki görev değişikliklerinde işte affını istedi deniliyordu. Bu sefer Hafize Gaye Erkan istifa etti ama Cumhurbaşkanı'nın kararnamesinde şey yazılı, görevinden alınmıştır ve işte yerine Fatih Karahan getirilmiştir diye bir ifade. Bu da böyle sosyal medyada çok fazlasıyla konuşuldu ama piyasalar çok fazla etkilenmedi çünkü Mehmet Şimşek bir ön aldı. Dedi ki yani benim önerdiğim 3 isimden birisi olacak dedi. Beklenti tabii ki Cevdet Akçay'dı. Piyasaların ve ekonomi çevrelerinde beklentisi Cevdet Akçay'dı ama Cevdet Akçay değil, Fatih Karahan oldu. Çok, o da çok iyi bir kariyeri olan bir isim. Çok evet. Amazon'da çalışmış, Boğaziçi mezunu. O yüzden zaten piyasalar çok piyasalar şey çok fazla. Bir de Mehmet Şimşek hemen dedi ki bizim politikalarımız devam edecek. Hafize Gaye Erkan da aslında bir kötü iletişimin kurbanı oldu. Evet. Yani artık aslında konuşabiliriz biliyor musun Yıldıray şimdi? Evet. Evet. Bu o zamanlarda zaten bu konuşuluyordu. Biz konuşmadık ama hiç gündemi programımızda konuşmadık. Ne düşünüyorum ben? Yani şöyle söyleyeyim. Bazı paralarda da imzası kalmış. Evet. 200 liralık yeni banknotlar basıldığında Hafize Gaye Erkan imzası var. Ya biraz orada iletişim kazası, birazcık da belki Türkiye kodları şeye hazır değildi. 1,5 yaşında çocuğu vardı. Amerika'dan hani iyi bir eğitimi, iyi bir şeyi vardı. Şimdi mesela Avrupa'da çocuğuyla beraber bir kurumda çalışmak, yani bu beraber ondan hani annelik yapabilmek, çocuğunu bırakmamak, bunlar böyle Avrupa'da aslında çok anormal olan şeyler değil. Ben üzüldüm Hafize Gaye Erkan'ın gitmesine, onu söyleyeyim. İyi bir isimdi. İlk kadın, kadın Merkez Bankası evet, başkanıydı. Evet, Merkez Bankası'ndaki ilk kadın başkandı. İyi işler de yaptı. Piyasaya hani zaten piyasa o kadar, ekonomi o kadar kötüydü ki enflasyonla mücadelenin en önemli unsuru faizlerin yükseltilmesiydi. Bunu da yaptı. Çok böyle hani siyasi açıklamalar, siyasi polemiklere girmedi. Böyle mesela Şahap Kavcıoğlu'nda olduğu gibi hani anormal böyle irrasyonel iktisat ekonomi konusunda irrasyonel düşünceleri şeyleri yoktu, görüşleri yoktu. Fakat işte hani çocuğuna bakmak istemesi, annelik yapmak, 1,5 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Bu herhalde Türkiye şartlarına çok uygun değildi. Yapılan bu kadar linç kampanyaları, bu kadar böyle hani itibarsızlaştırma, bir aile üzerine gidilmesi ni ben haksızlık olarak görüyorum. Fakat o da biraz acemilik yaptı herhalde. Evet, biraz da acemilikten hem acemilik hem malzeme de yanlış verdi. İnsanlarla çalıştı anlaşılıyor. Evet. Yani oradaki iletişimi kim yapıyorsa, yani Hazine ve Maliye Bakanlığı iletişimini, Merkez Bankası çok kötüydü. Yani hem Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportaj, ardından ailesiyle ilgili, babasıyla ilgili iddialarla ilgili, hem o iddiaların bir anda ortaya çıkması, her yerde karşılık bulması, hükümet kararlarına da dönmesi. Malzeme verdi yani, evet. Ona karşı orada bence bir şey var, problemli bir yer var. Evet. Yani iletişim açısından. Tam neresi onu bilmiyorum. Levent Gültekin'i dinledim. Hazine ve Maliye Müsteşarlığı'nda müsteşar, yani bakanın iletişimini yapan bir kişinin ismini verip, tam ben bilmiyorum kim olduğunu ama bayağı ayrıntı veriyor ve onun esas olarak şeyde de Merkez Bankası iletişimini de o yaptı, onun yaptığını böyle çok güçlü bir danışmandan bahsediyor, böyle bir eski gazeteciymiş galiba, bir kadın gazeteci. Onun bir miktar kurbanı olduğunu söylüyor aslında. Evet. Olabilir yani bu da. Şimdi hani kadın olmak gerçekten zor. Bir yerde böyle hani güçlü bir pozisyonda kadın olmak gerçekten zor.
istemeyenleri varmış, bunu anlıyoruz. Çok ben haksızlık evet, olduğunu düşünüyorum. İçeride bir istemeyen bir şey olduğu evet, anlaşılıyor. Yani Türkiye'ye yabancı, Türkiye kodlarına biraz yabancı kalmış olabilir. Annelik yapmasını ve çocuğuna işte hani boşta kalan şeylerinde, internette ya da başka şeyde birileriyle çay kahve içeceğine çocuğuna bakmak istemesini ve çocuğuyla çok vakit geçirmek. Özel bir oda olması, ailesini bu yüzden ben oraya getirmesi. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Hmm. Çocuğunun yanında olma. Orada belki hani sorun biraz babasının da gelmesi. İşte hani birilerinin belki de sadece babası mı oldu? Birileri de hani bizde şey vardır, aileye yakın olma, aileden iş çözmeye çalışma. Birileri de yaklaşmıştır kardeşim. Şimdi buradaki problem bir operasyon olduğunu ben şöyle hissediyorum. Şimdi CİMER'e sen bir şey yazıyorsun. Yani ve CİMER'e yazıldıktan sonra şikayet yazılıyor. Ondan sonra CİMER'den de bir anda bütün herkesin haberi oluyor. Nasıl oluyor? Nasıl seçiliyor? Binlerce, evet, on binlerce şikayet, yazı. Yani artık hani CİMER öyle bir şey ki bir nevi böyle orası bir şikayet kutusu şeyinde. Ve halk da seviyor. Yani sen on binlerce mesaj arasından onu seçiyorsun. Bu böyle basına sızıyor, medyaya sızıyor. Yani buralar bana çok şaibeli, buralar bana çok şey geliyor. Çünkü bunların o kadar böyle alasını biz Ergenekon döneminde görmedik mi? Hı-hı. Türkiye yani hani polis işte hani devletten birilerinin gidip ankesörlü telefondan ya da gidip bir kafeden mail atıp ondan sonra onu işleme aldığını biz görmedik mi kardeşim? En böyle hani şeylerini, krallarını gördü, Türkiye yaşadı. Hala bunların olabiliyor olması. Yani orada Merkez Bankası'nda çalışan birisinin de kendi iç mekanizması içerisinde değil de orada insan kaynakları var. Bir kurumdan bahsediyoruz ve Türkiye'nin köklü kurumlarından birisi. Bu iç mekanizmada, iç şeyde halletmeyip CİMER'e direkt şikayet etmesi. Bu da tuhaf. Yani burada sorulması gereken pek çok soru var. Birileri istememiş Hafize Gaye Erkan'ı. Yani istememiş ama Hafize Hanım da bunlara maalesef birazcık böyle ellerine kullanışlı malzemeler vermiş. Bu anlaşılıyor. Ben haksızlık olarak görüyorum. Yani çocuğuna bakması da çok kıymetli, takdire şayan bir şey. Ama Türkiye açısından iyi olan şey şu. Yerine tekrar böyle hani iktidara yakın Şahap Kavcıoğlu gibi birisi gelmedi. Yine aynı çizgide birisi. Program devam ediyor. Ama keşke Hafize Hanım'la devam etseydi. Yani böyle bir şey de yaşanmamış olsaydı. Benim söyleyecek